İslam felsefesini İbn Sina Rüşt hakkında düşüncelerini alalım abi yayına. İslam felsefesi İbn Sina'dan İbn Rüşt'ten ibaret değil. İbn Sina panteisttir, evrenin ezeli olduğunu savunur. İbn Rüşt aristocudur, evrenin ezeli olduğunu savunmaz. Yani hepsinin çok farklı görüşleri var. Ama mutezile dediğimiz akımın bir görüş birliği var şu. Daha akılcıdırlar. Mutezile tasavvufla çok karşı karşıya gelmiştir. Tasavvuf ehli velayete, keramete inanırlar. Sonra bu harca alemişlerle uğraşan tasavvufçular Mutezile'yi tekfir eder. Siz keramete inanmıyor musunuz? Velayete inanmıyor musunuz diye Mutezile de yo der ve gayet haklıdır. Kur'an'da olmayan şeylere niçin inansınlar? Yani peygamberim diyemeyen Mehdi'yim, şeyim, veliyim, şeyhim diyor mucize yerine işte keramet diyor. Vahiy yerine ilham ve keşif diyor. Yani kıvrılmış halleri. Sorsan arasında ne fark diye böyle cevap verirler. Sonuç kısmı aynı şey. <laughs> Cübbelinin Noel Tehlike adlı kitabında der ki İbnül Arabi'nin ya da Rabbani'nin yine göğsüne şöyle bir nida düştü. Bir paragraf yazı e bu, bu, vahiy alıyor. Göğsüne nida düştü diyor. İlham gelmiş. Keşfe açılmış. E bir paragraflık orada vahiy var anasını satayım. Yani onlara laf atan Müslümanlıktan çıkıyormuş diye cübbeli diyor. Tabi tabi o beni karşı karşıya getirdiğimiz şahsın yorumlarında sırasıyla kafir, münafık, müşrik, deli ve orospu çocuğu ilan edildim. Bir kısmını dava edeceğim. Götüm geldi evet ve gitti. Hiçbiri de Allah Kur'an'dan ne demiş onunla ilgilenmiyor. Kıvırması kolay işlerine gelen yerler var. Allah kuluna şah damarından daha yakındır ayetini. Panteizme, vahdeli vücuda, hülüliyete yoruyorlar. Allah koruyucu ve gözetleyici olarak şah daha yakındır. Senin ne düşündüğünü, göğsünde, beyninde ne sakladığını bilir. Ama bu ontolojik olarak Allah'ın kuluna içkin olduğu manasına gelmez. Yaratan ve yaratılan ayrıdır. Enfal 22 neymiş bakalım. Kur'an meali. Enfal 22. Ya çok çürüten şey var zaten de ay bu işlerin. Şüphesiz ki Allah katında canlıların en şerlisi ilahi gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer, eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara duyururdu. Fakat du, duyuracak bile olsa onlar yine hakikatten yüz çevirip dönüp giderler. Ya o kadar ayetlerle dolu tasavvufu tekfir eden Kur'an. İşte moruk bunlar of, ayrı bir frekansa girdiklerini, devrelerin açıldıklarını iddia ediyorlar. Neyse geçelim bunları. En tartışalım inşallah. Daha kapsamlı anlatırım. Zaten dünyanın en iyi kitabı var. Bir başka bir tasavvuf. Onu okuyabilirsiniz basit bir örnek. Tasavvufçu gazali hepsini tekfir ediyor. Rüşitli e ise yapmayın ayıptır diyor. Fark bu. Müthiş bir özet. Tabi gazali zamanla kayıyor tasavvufu aslında. Ehli sünnet bir adam. Zamanla kayıyor. Yani ilk başlarda ehli sünnet çok karşı çıkıyor tasavvuf. Ama şu an Türkiye'de ehli sünnet ve tasavvuf karışımı dişi şişhane altı tophane bir inanç var. Birleşmesi imkansız. Çünkü hadislerde bile geçmez tasavvuf. Kur'an ayetlerini geçtim. Benim itibar etmediğim hadislerde bile geçmez. Şey der bir yerde Ebu Hureyre. Peygamber bana iki kap verdi. Birini hadis olarak naklettim. Öbürünü bir anlatırsam yer yerinden oynar falan gibi bir şey. Bunu yoruyorlar işte ona ki Ebu Hureyre Hazreti Ali'nin deyimiyle insanların en yalancısıdır. Peygamberin yanında iki sene kalıp binlerce hadis nakletmiştir. Ömer der ki benim hayatım peygamberin yanında geçti. Sen nasıl oluyor da bu kadar hadis naklediyorsun? Ömer'e dayandırabildikleri 5-10 tane maksimum 50 tane hadis vardır. Yani o kadar bile yok. Dört halifeye dayandırdıkları hadis pek yok. Enis bin Maliye, Ebu dayandırıyorlar. Ve bu hadisler kelime kelime değil, Kur'an'da kelime kelime hafızlar geçirir, katipler. Hadislerde mana ile nakletme vardır ve Buhari ile sahabe arasında 6 yeni nesil fark var. 6-7 nesil boyunca bu laflar mana ile doğru geçmiş. inançları bu. Ve bütün sahabelerde pardon ravilerde güvenilir. Usulü hadis bu. Tamam bütün raviler güvenilir değil ama işte işlerine gelen ravi güvenilir. O zaman şiaların usulünü neden kabul etmiyorsunuz? Tek akıllı siz misiniz? Şialar usul geliştirmedi mi? Şiiler daha da olur. Taha 97'yi düşündün mü? Düşünelim şimdi. Taha 97. Bir rivayete göre Ömer'i Müslüman yapan suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Musa dedi defol çünkü sen hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin ve senin için asla kurtulamayacağım bir hesap zamanı var. Yıkacağız. E, bu bekleyip durduğun tanrıa bak, onu kesinlikle yakacağız. Sonra da onu et etmemiz. Moruk peygamberlere bu yetki veriliyor galiba. Hani bir insana inancından dolayı niçin baskı uyguluyorsunuz? Kafir kafirliğini ilan etmeli. Ama Süleyman da tehdit ediyor. Musa da ediyor. İbrahim putlarını yıkıyor. Gerçi İbrahim protest bir tavırla duruyor ama. Bu peygamberlere verilen özel bir yetki olabilir. Bizim bir insanın putunu kırma yetkimiz yok. Eleştirme yetkimiz var. Peygamberlerin her yaptığından biz mesul değiliz. Onlara özel kurallar var. En basiti peygambere özel gece namazı verilir mesela. Bundan biz mesul değiliz. Enbiya'ya <laughs> 30 devrime işaret olabilir mi? Ya var öyle halden hale geçeceksiniz. Sizin yerinize başka bir topluluk getiririz falan gibi evrime göz kırpan ayetler var da evrim Kur'an'dan çıkar gibi bir iddiam yok. Önemli olan evrimin kesinlikle olmayacağına dair bir ibare olması. O zaman çelişir deriz. O ibarede yok. Evrim karşıtlığını biz Hristiyan misyonerlerinden aldık. İslam'ın yoksa evrimle bir problemi hiç yoktu. Hristiyanlıkta bir soru. Dünyanın 6000 yaşında olduğuna inanıyorlar çünkü. İncil'de de geçmez böyle bir bilgi de işte. Ama evrim için milyonlarca yılın geçmesi gerekiyor. Bu arada Darwin ilk başlarda milyonlarca yıldan falan bahsetmiyor. Çok daha kısa sürede evrimin gerçekleşeceğini düşünüyor ama milyonlarca yıl gerekiyor. Ya bunu söylemiş olabilirim de şey çok garibinize gitmiyor mu sizin? Biliyorsunuz biz ilk kurdu evcilleştirdiğimizden yaklaşık 30 bin sene geçti. Abi 30 bin senede o kurttan kaniş nasıl çıktı ya? Yani yapay seleksiyon işleri o kadar hızlandırıyor ki. Doğal seleksiyon ağır bir süreç. Yapay seleksiyonla biz onla onu çaprazlıyoruz. Breed'leri belli breed'leri birbiriyle eşleştiriyoruz. Yarış atları yapıyoruz, yuk atları yapıyoruz.